Evet sevgili dostlar. Golbar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Nereden başlayayım bilmiyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Zafer'in rengi filmine gidenler Kasımpaşa maçını da Rize Spor maçını da izlediler. Hatta yetmedi arkadaşlar sadece bu maçlar değil. Hatay Spor maçını kalan 11 maçı hepsini izlediler. Yani filmde hepsi yer alıyor. Gitmeyenler mutlaka gitsin. Ne demek istediğimi gittikleri zaman anlarlar. Ve e, şunu söyleyeyim. İsmail Kartal'ın açıklamalarıyla başlayayım da çok fazla konumuz var. Kısaca bitirmek istiyorum arkadaşlar. İsmail Kartal, Kasımpaşa 2-1 yendiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulunuyor. Maçtan önce de söylediğim gibi Kasımpaşa takımı son haftalarda gayet iyi futbol oynayan, formda ve dirençli bir takım. Maçın zor geçeceğini... Tahmin ediyorduk. İlk yarı 2-3 tane %100 net pozisyonumuz vardı. Bunlardan 1-2 tanesini sonuçlandırabilseydik maçı ilk yarıda koparı 3-4 farklı bir şekilde kazanabilirdik. Devre öyle bitince ikinci yarı biraz daha bekleyelim dedik. Hamle yapmaya hazırlanırken bu sezon ilk defa duran toptan kornerden gol yedik. İlk defa. Maçtan önce oyuncularımıza yan topta etkili olduklarını anlatmıştık. Golle beraber hemen hamleleri yaptık. Daha fazla rakibin üzerine giderek ve tempoyu arttırarak daha fazla direnç koyduk. Bu arada taraftarımızda Hafta içi yapmış olduğumuz görüşmelerde ne olursa olsun bundan sonra sezon sonuna kadar 1. dakikadan 90. dakikaya kadar gol de yesek, gol de kaçırsak takıma desteklemelerini biz de sahada onlara reaksiyon vereceğimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Taraftarımıza bugün çok teşekkür ediyorum. Maç başından sonuna kadar oyuncularımıza destek verdiler. Oyuncularım da 1-0 geriye düşmemize rağmen çok önemli. Reaksiyonu yüksek. Fenerbahçe ruhuna yakışır bir karakter ortaya koydular. İkinci yarıda bizim 2-3 tane çok net pozisyonlarımız vardı olmadı ama sonuçta kazanmasını bildik diyor. Bu akşam bizim için 3 puan çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu akşamki galibiyet maç başından sonuna kadar oyuncularımı ve takımımı yalnız bırakmayan Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum diyor. Aynı zamanda arkadaşlar birkaç konuşması var. Onları da konuşalım. Şimdi Fred bu hafta takımla beraber antrenmanlara başlıyor diyor. Bak takımla beraber Orta sahada bugün ilk yarı istediğimiz gibi 3. bölgeye çıkışları yapamadık ama ikinci yarı tam istediğimiz gibi çıkışları yaptık. Özellikle kurun çıktıktan sonra değil mi hocam? Özellikle yaptığımız değişikliklerle tamamen oyunu kontrol altına aldık. Bir tane gol pozisyonu var. O da kornerden. Onun haricinde rakibe hiç pozisyon vermedik. Bu da bizim için çok önemli diyor. Bu genel açıklama. Bir de özel açıklamalar var. Son yıllarda böyle bir şampiyonluk karşı verilmemiştir. Bu tabii ki iyi bir şey. Şu anda biz ya da karşı tarafın avantajlı olduğuyla alakalı bir şey söylemem doğru olmaz. Sanki bu yarış böyle devam edecek gibi görünüyor diyor. Çağlar'la konuştum. Hocam elime eline çarptı. Net penaltı. Eline çarpmasa zaten arka direkte ben vuracaktım dedi. Hadi bu penaltının haricinde bizim başka verilmeyen penaltımız da var. Buna cevap verecekler mi diyor. Ee, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu haddini açmış. Golün haricinde bir tane pozisyonları var mı? Bizim 8 tane pozisyonumuz var diyor. Ki sofa skor verilerine göre arkadaşlar Fenerbahçe'nin net 5 pozisyonu var. Yani kaçırdığımız 4 net pozisyonumuz var. Yani yakalanan büyük şans 5. Rade Kurniç hakkında konuşuyor. Kurniç bu değil. Yani şu anda Kurniç bu değil diyor. Doğru. Yani şu an eğer izlediğimiz şey Kurniç ise bu Kurniç çok küfür yer. Çok daha iyisini yapabileceğini düşünüyoruz. Bize gelmeden önce birkaç hafta takımdan ayrı çalıştığı için sorun yaşıyor hala oyunumuza adapte olma süreci var. Yakın zamanda herkesin beklediği gibi daha iyi bir Kurinchi göreceğimizi düşünüyorum." diyor. 3 e, defansif orta sahayla çıkmadık. 1,5 savunma, 1,5 hücum anlayışıyla çıktık. Golün haricinde bir tane net pozisyonlar var mı?" diyor. Düşüneceğim. Şimdi bak şunu söyleyeyim. Kurinchi aylarca istemiş, aldırmış olabilirsin. Yetenekli bir topçu da olabilir. Kabul ama onu oynattığın zaman takım bir kişi eksik gibi oynuyor. Ha onu ya da Şimask ya yani onu onu Şimask'i 10 on numarada oynatabilirsin. Top dağıt şut çek. Hani tamamla önde baskı yap görevlerini verebilirsin. Hani yoksa taraftar tepkisiyle kaybederiz. Onu da belirteyim şimdi ya kurun içi. Ben bir Fenerbahçe dostu aşığı olarak söyleyeyim. Şimdi konudan konuya da atlamış olmayayım ama Selahattin Marki'nin konuşmalarına geçmem lazım. Mecburen. Şimdi Selahattin Marki diyor ki TFF'nin aklı başında aklını başına devşirmesini bekliyoruz. Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamaktan vazgeçin diyor. Hani konunun ana başlığı burası. Bugün takım şampiyonluk isteyen bir görüntü sergileyip maçı kazanmasa yine hakem faciası yaşanacaktı. Osterbolde ve Ferdi pozisyonları penaltı artık TFF'nin aklını başına alması gerekiyor demiş. Şimdi ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Biz Fenerbahçe gözlüğüyle maç izlediğimiz için belki de biz haksız oluruz diye ben bütün yorumları toplamaya çalışıyorum. Sosyal medyada gecenin köründe bile şu saatte şey yapıyorum. Gecenin körü de demeyelim. Tarihe geçecek rezillikte tedbirsiz olarak sevk verildi. Burada ne şiş yansın ne kebap yansın. Herkese yaranmaz zihniyetinden olduğunu tahmin ediyorum. Nasıl olsa PFDK'ya sevk ettik. En alttan ceza verelim. Bir maça indirelim. Durumu kurt kurtaralım mı kovalamaya çalışıyorlar diyor. Icardi'nin PFDK'ya sevki sevk edilme şekli. Normalde yakın tarihte bunun 4 örneği var. Bu tür pozisyonlarda direkt PFDK'ya tedbirle sevk edilir. Burada ilk başta sevk bile olmadı. Sonra nasıl olduysa zoraki şekilde, gönülsüz şekilde sevk yaşandı. Bunu TFF'nin PFDK'ya verdiği bir mesaj olarak kabul ediyorum. Bunu kabul etmiyoruz. Fenerbahçe camiasının gözleri üzerinde daha önce ciddi ve hatlı sayılır cezalar oldu benzer pozisyonlarda diyor. Valla bakalım Fenerbahçe camiasının gözünün üzerinde olması bir şey değiştirecek mi? Onu da söyleyeyim. Söz konusu Galatasaray olunca Söz konusu Galatasaray olunca Mehmet Büyükeşçi'nin TFF'sinin beyni ve kalbi çelişiyor diyor. Yani cuk diye oturan, aşırtlı Blackbird diye devam eden bir şey söylemiş. Şimdi Galatasaray utanmazlar diye bir kelime kullanmış maç bitiminde. Yani utanmazlar kelimesini mi kullanmışlar? Kendilerini buradan tebrik ediyorum. Tarihlerini tek kelimeyle özetlemeyi başarmışlar diyor. Selahattin makinin saplaması bitmiyor. Bugün iki net penaltı pozisyonumuz Maalesef verilmemiştir. Özellikle Ferdin'in pozisyondayken penaltıyı verir gibi refleks gösterirken çark etti. Osterbolde'nin pozisyonda net penaltı. Artık federasyonun aklını başına devşirmesini diliyoruz. Her seferinde Fenerbahçe camiasını sinir uçlarıyla oynamamalarını söylüyoruz demiş. Şimdi arkadaşlar gerçekten konu o kadar uzun, o kadar ilginç, o kadar farklı bir hale büründü ki ben nereden başlayayım bilmiyorum. Öncelikle ben Galatasaray'ın Murat Aşık'ın sözleriyle başlayayım. Galatasaray niye federasyon istifa etsin demiyorsunuz? Merak ediyorum. Niye demiyorsunuz? Yani sizin yönetiminizin başka hesapları mı var? Federasyon istifa diyemezler. Birkaç hafta içinde açıklama olacak. Galatasaray çok büyük bir arazi aldı. Yine dönüm dönüm diyor. Odri Meydan TV'de. Ya madem şikayetçisiniz federasyon istifa deyin. Diyemiyor musunuz? Yapmayın etmeyin. Şimdi İsmail Yüksek ve Osterwold'un performansı da benim bu arada çok çok memnun etti. Onu da belirteyim. Maçın adamı oylamasında gerçekten çok düşünülecek şeyler var. Hani çağlar yürekten oynadı. Osterwolde malum Batshuayi'nin golü hakeza ama e, çok sıkıntı. Ben şunu söyleyeyim. Alimin biri demiş ki, çok uğraştım. Ömrümü adadım ama eğriye eğri, doğruya doğru diyen bir tek Galatasaraylı bulamadım. Siz de beyinsiz değilseniz boşuna yorulmayın. Ben bulamadıysam siz hiç bulamazsınız diyor. Siz alimin lafını dinleyin arkadaşlar. Şimdi ben pozisyonlardan da ziyade unutmadan Ferdi Kadıoğlu'na ilgili bir şey söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu Süper Lig kariyerinde en fazla ikili mücadele kazandığı ve çalım attığı maçı maçı Kasımpaşa karşısında oynadı arkadaşlar. Ferdi Kadıoğlu'nun e, bu maçtaki özellik 96 kez topla buluşma, ikili mücadele 22'de 15. Çalım 7. 7 çalım atmış 22'de 15 ikili mücadele kazanmış. Pas isabeti %87.9. Sahipsiz top kazanma 12. Hava topun 6'da 3. Yani 28'de 18 ikili mücadele kazanmış. Ve şut pası 2. Verdi Kadıoğlu'nun Süper Lig kariyerindeki e, maçı olduğunu söyleyelim. Şimdi Galatasaray bu pozisyonda el yok. Sizin o kirli elleriniz var. Utanmazlar diyor. Şimdi utanılacak şeyi bence... Galatasaray tarihinde arasın, yakın zamanda arasın, uzak zamanda arasın, bir şekilde arasın. Hani Erman Toroğlu diyor ki bu cümlelerle milleti uyutuyorsunuz. Sizden 5 misli zayıf takım sizi duman etti. Bu açıklamalar size yakışmıyor. Icardi reklam filmi çevirmekten yürüyemiyor. 2 gün evvel Avrupa'da rezil olduk. 4 tane gol yediniz topçularınız yürümedi. Şampiyonlar Ligi diye takım kurduğunuz evlere şenlik diye. Şimdi hakikaten Şampiyonlar Ligi takımı kurup da bu kadar masraf edip de yani bu kadar rezil olmak düşündürücü bir olay. Gerçekten düşündürücü bir olay. Hasan Can Aksu, sevgili Hasan'a buradan selamlar olsun. Yeni işinde de başarılar diliyorum. Yeni açıkta başladı. İnşallah güzel bir gelecek olur onun açısından. Hasan kardeşim iyi bir kardeşimdir. Selamlarımı iletiyorum. Diyor ki Fenerbahçe'nin kirli elleri olsa efsane dedikleri futbolcuları okyanus ötesinde olurdu. Hani Türkiye kendi roketini üretememişti. Hasan üretmiş. Kirli elleri olsa 9 senede 4 şampiyonluğu olurdu. Kirli elleri olsa rakipleri kurşunlanırdı. Kirli elleri olsa örgüt rakiplerine operasyon yapardı. Kirli olan sizlerin at gözlüğü diyor. Hani aya ilk insan gönderdik falan umurumda değil. Roket bulmuşuz oğlum Nok nükleerden falan daha etkili bir roket bulmuşuz boş verin aya insan göndermeyi falan roket bulmuş Hasan Canapçu sevgili kardeşim roket bulmuş roket ya yani nükleerden falan daha tehlikeli bu ee, bence bu roketi devlet yetkilileri kontrol altına alsın yurt dışına falan da ithal edebiliriz satabiliriz yani patentin asosu Hasan'dan Hasan'dan alsınlar şimdi. Yunus Emre Gedik elime değdi maalesef çekemedim diye bir açıklama yapıyor. Sonrasında diyor ki ben öyle bir şey söylemedim sakın inanmayın. Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz Yunus Emre penaltıyı yaptırdığı için çok üzgün. Çocuklar çok güzel mücadele etti. Avrupa hedefimizi sürdüreceğiz diyor. Aslına bakarsanız bir nevi doğru diyor. Ama maçtan sonra Yunus Emre çıkıp ben öyle bir şey söylemedim. Kim söyledi ben bilmiyorum. Ben öyle bir şey söylemedim. Ya ben öyle bir şey söylemedim diyor. Garip. Neyse. Pozisyonlara geçelim. İlk olarak şunu söyleyeyim. Vinç'in Mert Hakan yandaş yaptığı bir künde var. Sarı kart olmalıydı diyor. E, trio ekibi. Ve Fırat Aydınus bunu yorumlamadı sanırım. Ama Trio ekibi yorumladı. Fırat Aydınus'un da eleştirileri Mesela Tad için görmesi gereken bir sarı kart var. Orta sahada. Bak kendi futbolcumuzun yemesi gereken sarıdan da bahsedelim. O sarıyı yese cezalı duruma da düşer. Onu da belirteyim düşmesi de lazımdı. Ama bu Vinçk 7 faul yapıp 0 sarı kartla maçı bitirdi. Türk futbolu adına utanç gecesi. Yani çok da şey değil her zamanki gibi diyeyim. Çünkü artık alıştık. Gerçekten alıştık. Ciku'nun bir hareketi var. Trio ekibi diyor ki Ciku burada sarı kart görmeliydi diyor. Hadi bunu konuşalım. Mustafa hocam sen diyorsun ki işte 20. dakikada oyuncu sarı kart gördü. 35. dakikada daha görseydi 42. dakikada sarı karttan atılırdı. Hadi kendi oyuncuna da de. Kendi oyuncuma da diyorum. Eğer Ciko'nun ilk hareketine sarı deyip ikincisine de sarı diyorlarsa Ciko oyundan atılmalıydı. Açık ve net. Biz Fenerbahçeliyiz oğlum. Biz Fenerbahçeliyiz. Şükür biz eğri eğri doğruya doğru deriz. Ciko'nun son hareket yani sarı kart gördüğü pozisyon öyleyse ikinci sarıyı görmeliydi. Ama ikinci sarı hani yorumlarına bakıyorum şu anda. ikinci pozisyon için ne demişler? Şimdi Fırat Aydınöz Ferdi'ye yapılan hareket net olarak faul diyor. Ancak ceza sahasının dışında diyor. Yani faul ama ceza sahasının dışında diyor. Açıklamasını derinlemesine konuşur. Ama aynı Fırat Aydınöz bu penaltı olabilir de diyor. Garip. Şimdi eğer pozisyon sürekliliği baz alınırsa Fenerbahçe'nin Ümraniye maçındaki gibi ona penaltı dersin. Çünkü pozisyon dışarıda başlayıp içeride sonuçlanıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet son dakika. Galatasaray tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz demiş. Acaba nereden talimat geldi siz bunu demezdiniz. Ulan demek ki sağlık sorunlarını falan bahane edip Mehmet Büyükekşi ayrılacak. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Garip. Siz der miydiniz bunu ya? Neyse biz dönelim. Fırat Aydınos Falinos Derbol diye diziyle yaptığı mücadele Paul. Pozisyon içeride bu penaltı diyor. Ya bizim özellikle benim penaltı dediğim pozisyon arkadaşlar. Ya şimdi kandil günlük yalan konuşan rakip takım taraftarlarına birçok şeyi göstermeniz lazım. Hani Allah korkusuyla Galatasaray sevgisi arasında kalmaktan kurtulmaları lazım. Arkadaş Allah korkunuz varsa Deyin ki ya şu hareket Galatasaraylı bir oyuncuya yapasaydı şunun üstüne yemin ederim ki penaltı demezdim deyin. Ben de diyeyim ki ha bunların bir şeyleri değişmiş. Eğer kardeşim kıvırmaca yok, lamacimi yok bu penaltı diyorsanız bunu sosyal medyada dile getiremiyorsanız hiç boşuna konuşmayın. Hiç boşuna konuşmayın. Ki zaten hakkınız yok. Ya yeter arkadaş yeter. Eğer Bak eğer bir olay varsa ortada, bir olay ortada varsa sizin açık olarak, net olarak bir şeyler söylemeniz lazım. Bak Fenerbahçe'nin Yine devam edeyim durdur. Pozisyonlara devam edeyim. Çağlar'ın hareketi faul. Yani şu son dakikadaki penaltıdan önceki hareketi var ya. Galatasaray sayfaları paylaşmış. Hemen bir önceki pozisyon gibi paylaşmışlar. Diyor ki Çağlar'ın bu hareketi faul. Ancak bu penaltıdan önce incelemesi gereken bir pozisyon değil. Bunun üzerine oyun tekrar duruyor, tekrar başlıyor. Var buraya dönemez diyor. Şimdi algıcılar ve FETÖ taktikleriyle konuşanları gerçekten merak ediyorum. Yani amaç ne, dert ne? Ya arkadaş 10 dakika önceki pozisyonu verip faul demek, bilmem ne demek. Ya yapmayın etmeyin ya. Mert Hakan Yandaş ben pozisyonu maçtan sonra izledim. Çok net penaltı. Bu pozisyonun üzerinde tartışmak ülkemizdeki klasik algı yaratma kısmına girer. Ülkemizde bu çok var. Yerden sekiyor. Zamanı var. Eli açık. Eliyle oynuyor. Hakem avutu gösterdi. Pozisyon penaltıya dön diye. Ben orada notlarıma yazdım ya. Hakem nasıl göremez. Top rakipten çıktı. Kornerdi yani. Elden çıktığını biz, ben anlamadım orada. Ben top rakipten çıktı dedim. Bunu da göremiyorsa bu hakemler istifa etsin. defosun gitsin dedim. Şimdi yine devam edeyim. Mert Hakan Yandaş başıma talihsiz bir olay geldi. Benim hatam kendi kırmızı kartım. Freddy ben attırmadım. Öyle bir algı oluştu. Başımıza gelen her olayda bir hayır vardır. Sahaya çıkmayı bekliyordum. O fırsat son iki haftada geldi diyor. Şimdi Fırat Aydınus tad için rakibi hareketi sınırda ancak topuk yerde ve ayağıyla ayakkabıya basıyor. Dolayısıyla ben sarı kart taraftarıyım. Bu sarıda perde ben, ben şunu söyleyeyim. Hakem perdeleme yaptı zannetti. Orada ayağı göremedi. Ve dedi ki lan bu perdeleme yaparken öbür ayağın altına soktu dedi. Bence ondan vermedi. Yoksa sarı kart. Ha şunu da söyleyeyim. Galatasaray arkadaşlar çıkın deyin ki arkadaşlar. Ya arkadaşlar Fenerbahçe arkadaşlar tadı sarı kart sınırında sarı verseydi bak haftaya oynamazdı deyin ben de ki doğru söylüyorsunuz. İlk defa. Ertem Şener bu pozisyona penaltı değil diyen futbol konuşmam demiş. Son pozisyon. Bu arada Ferdi'ye yapılan net olarak faul. Ferdi'nin pozisyonu tartışmasız penaltı diyor Fırat Aydınus ama Fırat Aydınus sonraki açıklamada ben Tartışmasız penaltı diyorum demiyor. Hareket ceza sahası dışında diyor. Ben şunu söyleyeyim. Hakem orada free kick bile vermedi. Hakem free kick verse. Biz şöyle bir baksak. İzleseler deseler ki arkadaş atak başlangıcı şurası. Atak başlangıcı bitiş yerde şurası deseler. Daha detaylı incelesek. Mantıklı olan hakemin free kick vermesiydi. Hakem free kick vermedi. Vay arkadaş ya. Ben... Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Ya, ya sen hakem olarak ver. Vardakiler karışsın karışmasın. Ha, Fenerbahçe'nin attığı Cekol attığı sayılmayan golde karar doğru. Ben şunu söyleyeyim. Ceko Ceko'nun ayakları çok değil. 15 santim Fenerbahçe kalesine daha yakın olsaydı o pozisyon goldü. Yani ayaklar 15 santim daha yakın olsaydı olay buydu. Son dakikada kazanılan penaltı. Fırat Aydınus Fenerbahçe'nin son dakikada kazandığı penaltıda topun yerden sekip oyuncuya temas ettikten sonra topun bombe aldığı görülüyor. Sadece kale arkası açısından bu bombelemenin koldan olduğu gözüküyor demiş. Açık ve net. Ama bu topun koldan sektiği görülüyor ve pozisyon penaltı. Ancak sadece tek açıdan gözüktüğü için buradaki var müdahalesi yanlış diyor. Yani pozisyon penaltı ama varın müdahalesi yanlış diyor. Şimdi burada Algıcılar şunu söylüyor. Bak mı müdahalesi yanlış mı? Şöyleymiş böyleymiş falan filan. Bu arada Dursun Özbek bu federasyon bizim seçtiğimiz federasyon. Bu federasyonu biz seçtik. 6 ay önce seçtiğimiz federasyon için bu soru hoşuma gitmedi demişti. Şimdi ne oldu acaba? Bu arada İsmail'in gördüğü sarı kartı da tamamen yanlış. Sarı kart da yanlış. Faul de yanlış diyor. Diyor. Haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim. Kurun için ne diyor? Kurun için Kale arka kaleci ile kuruyucu arasında gelişen pozisyonda kalecinin topa dokunup dokunmadığına bakılır. Kaleci burada topa dokunuyor. Devamında kurun için kaleciye müdahalesi var. Hücum faul kararı doğru diyorlar. Ama sanki kaleci topa dokunmadan önce kurun içe dokunuyor gibi ama anlık bir olay var ya. Yani ee, anlık bir olay var açıkçası orada. Ben yine de burada hani o pozisyonda penaltı kararı çıkmaz diye düşünüyorum. Çıkmamalı diye düşünüyorum. Ama diğerlerine devam edelim. Şimdi Erman Torol Fenerbahçe'nin pozisyonu için penaltı ya da değil diyemem diyor. Net bir açıdan görmek lazım diyor. Muhtemelen akşam diyor başka açıları verilecek bazı kanallara falan filan. Ben şunu söyleyeyim. Ben bir Fenerbahçe olarak bir pozisyonu bak bir pozisyonu eğer ekrana getirmiyorlarsa bir kere oynadı, gözüktü, geçti, tekrarını vermiyorlarsa derim ki ulan bu Fenerbahçe'nin lehine bir pozisyon. Bunu ekrana getirmediklerine göre, farklı açıyı vermediklerine göre derim tamam Fenerbahçe'nin lehine pozisyon. Hiç uğraşmam yani. Hiç uğraşmam. Aynısı burada da oluyor. Bir kere gösteriliyor, geçiyor. Demek gidiyorum bu. Şimdi penaltı pozisyonu. Kale arkası çekimini niye vermiyorlar? Öbür taraf çekimini niye vermiyorlar? Diyeceksiniz ki hocam Fenerbahçe'ye ya Fenerbahçe'ye yamanması nedir abi? Bu arada Vinç arkadaşımız için ikinci ee, bak Vinç'in Mert Hakan'a Vinç yaptığı künde net sarı olmalıydı. Bir aynı şekilde Vinç'in Ferdi'nin ayağına basıyor. Net bir sarı görmeliydi. 2. Son pozisyonda yani dediğim gibi Ferdi'ye yapılan hareket var. Osterbol diye yapılan var. Yani ben her şeyi geçtim. Osterwolde'ye yapılan kat iyi net bir penaltı. Bizde vurma var. Müdahale var. Ama ben Mustafa Hoca olarak bir kez daha söylüyorum. Arkadaşlar Bünyamin Gezer'in yorumlarına denk gelmedim. Göremedim bulamadım. Bünyamin Gezer'in yaptığı yorumları dökün ekrana. Deyin ki hocam şuna penaltı dedi şuna değil dedi deyin. Ben ne diyorsa kabul ediyorum. Ya Bünyamin Gezer Fenerli mi ki bilmem neli mi ki. Ya arkadaş Allah aşkına geçin bunları geçin. Bak ben adamın kefilim ne diyorsa doğrudur. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlardan merak ediyorum. Başvuru yapacak mısınız? Maç tekrarı, maç iptali falan. Gerçekten merak ediyorum. Yapacak mısınız bunu? Şimdi inşallah ve inşallah kurban olduğum Allah'ım bugün puan kaybedersiniz inşallah. Bu sefer ne yapacaksınız? Neyin derdindesiniz? Bu sefer neyi konuşacaksınız? Ya çıkın bak ben hani Allah göstermesin ben Galatasaraylı olsam çıkar derim ki arkadaşlar için görmediği sarı kart bunu konuşurum. Ciko'nun görmediği sarı kart konuşurum derim ki olanların burada sarıyı görseydi işte ikinci sarı atılıp bunu konuşurum. Derim ki ulan heriflere penaltı verildi De eline değmiş. Yapacak bir şey yok. İşte Oster e ki buna penaltı verilir yapacak bir şey yok. Hemen Kasımpaşa'nınkini araştırırım. Ulan Kasımpaşa'nın acaba verilmeyen penaltı falan var mı? Hiç olmadı. Derim ki ulan Kasımpaşa'nın kalecisi zamanında Fenerbahçe paylaşımı yapmış. Derim ki aslan kesildi o kaleci. 4-5 tane kurtarıcı da maçı bitirdi. Maçın hakeminin e, hakem seminerine Galatasaraylı bilmem ne Aydın diye girdiği hesap da herkesin şeyinde. Yani maçın hakemi de Galatasaraylı. işin komik tarafı da bu. İşin çok komik tarafı da bu. Uzun lafın kısası. Fenerbahçe kazandıkça Galatasaray kuduruyor. Fenerbahçe Galatasaray'dan önce maç yapınca psikolojilerini alt üst ediyor. Ve bu çok fazla zorluyor. Arkadaşlar birkaç haftalık maçın e, süperlik fikstürü Galatasaray turu geçer diye hesaplanıp yapılmıştı. Anlatabiliyor muyum? <laughs> hani Galatasaray turu geçer. O da Perşembe oynar. Fener de Perşembe oynar diye yapılmıştı. Hatay Fenerbahçe maçı Cumartesi günü 2 Mart'ta. İşte Galatasaray Beşiktaş maçı Pazar günü. Ardından yine Pazar günü Galatasaray maçı gündüz. Fenerbahçe'nin maçı Pazar günü akşam. Pendik'le. Sonrasında Galatasaray Kasımpaşa maçı 17 Mart'ta saat 4'te. Fenerbahçe'nin maçı Trabzonspor maçı 17 Mart'ta saat 20.30'da. Yani Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da de devam edeceği düşünülerek böyle bir fikstür hazırlandı. Tehlikeli bir fikstür hazırlandı. Ve bu fikstür aslında Galatasaray'a sancı olarak dönecek. Çünkü Fenerbahçe maçından önce oynasa da sonra oynasa da kafaları karışacak. Önce oynasa riske girecek. Sonra oynasa yine riske girecek. Vesaire vesaire. O zaman kısası Fenerbahçe güzel bir galibiyet aldı. Size bırakıyorum. Vicdanınıza bırakıyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Açın hakemleri. Ya izlememiş olabilirsiniz maçı. Algıda kusur. Yani kusursuz algı yapıyorsunuzdur. Açı izleyin. Bu maç tekrar falan edilmez. Bu maçta kural hatası falan yok. Bu maçta Fenerbahçe'nin saplaması var. Utanmazlık arayan kendi tarihine bakabilir. Haksızlık arayan kendi tarihine bakabilir. Bugüne kadar Mehmet Büyükekşi iyiydi, çok iyiydi. Şimdi mi kötü oldu? Winch denen şahıs maçta üst üste defalarca fauller yapıp maçı 7 faulle bitirip İki tane net sarılık hareket yapıp kırmızı yemiyor. Haftalardır bu böyle. Fenerbahçe'nin Rize maçında da böyle. Ondan sonraki maçta da böyle. Bu maçta da böyle. Oyuncular ikinci sarıyı bir türlü yemiyor. Hatta normal sarıyı da yemez olmuşlar. Fenerbahçe'nin hakkı yeniyor. Penaltıları verilmiyor. Ama çıkıp birileri algı yapıyor. Algınız bir tarafınızda patlasın. Fenerbahçe şampiyon olsun. Taraftanızda rahatlasın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama alimin birinin dediğini de asla unutmayın. Çok uğraştım. Ömrümü adadım ama eğri eğri doğruya doğru diyen bir tek Galatasaraylı bulamadım. Hani siz de beyinsiz değilseniz boşuna yorulmayın. Ben bulamadıysam siz hiç bulamazsınız diyor. Görüşmek üzere.